Merhabalar, 2020 Mart ayının gezegen hareketlerini ve bizi nasıl etkilediklerini değerlendireceğiz. Mart ayında 22 Mart'ta Satürn Kova burcuna geçiyor. Satürn yavaş hareket eden bir gezegen ve yavaş hareket eden gezegenlerin burç değiştirmesi hayatımızda daha uzun bir dönemi etkilediği için önemli ve bu dönemde de hayatımızda köklü değişiklikler yapmamızı gerektiriyor, bizden talep ediyor. Satürn yapılandırmakla ilgili bir gezegen. Yani haritamızda nereye düşüyorsa, hangi alana düşüyorsa biz o alanla ilgili bir takım çalışmalar yapmalıyız, yapılandırmalıyız o alanı anlamına geliyor. Ve Kova burcunda olduğu için de Kova burcu özelliklerine göre biz bu yapılandırmayı gerçekleştireceğiz. Yapılandırmayı biraz açmak gerekirse, yani herhangi ortada olmayan bir konuyla ilgili ilk adımı atmak, temelini atmak ve ondan sonra o temelin üzerine adım adım basamakları çıkmak ve en sonunda ortaya bir yapı çıkarmak gibi düşünmek lazım. Yani bir inşaat yapıyormuşuz gibi. Ve dolayısıyla temelinin sağlam olması önemli. Satürn'ün bizim haritamızda geçtiği alanda temellerimizi sarsacak bir etki gönderiyor. Bakalım sen daha önce buraya sağlam temel attın mı? Bir kontrol ediyor. Satürn kontrol eder. Bakalım sağlamlığını kontrol eder. Eğer biz daha önce, çünkü Satürn zaman zaman o noktadan ya geçmiştir yahut o noktaya, o bölgeye çeşitli açılar yapmıştır. Ama tam o alana geldiği zaman da özellikle o konuyu sen daha önce iyi çalıştın mı, dersini çalıştın mı, üzerine düşeni yaptın mı diye bizi bir sınavdan geçirir. Eğer biz daha önce derslerimizi yaptıysak zaten yapımız sağlamdır, yıkılmaz. Ama üzerimize düşeni yapmadıysak Satürn orayı gezerken çatırdamalar olur. Yani şey gibi düşünelim, sağlam temel atılmamış bir inşaat depremde yıkılacaktır. Ama sağlamsa yıkılmayacaktır. Yani Satürn'ün bizim daha önce yaptığımız işler konusunda, yapmamız gereken çalışmalar konusunda bizi bir sınava tabi tutar. Mesela 7. evimize düştü diyelim ki, 7. ev ilişkilerle ilgili bir ev. Evlilik ilişkisi olabilir, yani uzun vadeli ilişkileri temsil eder. Ortaklık olabilir, bir dostluk ilişkisi olabilir. Satürn bizim 7. evimizden geçerken sen nasıl ilişki kuruyorsun? İlişkilerinde sağlam temeller attın mı? Üzerine düşeni yaptın mı? Görev dağılımını yaptın mı? Bir ortaklık ilişkisi ise, evlilik ilişkisi ise kendi üstüne düşeni yapıyor musun? Yoksa sorumluluk almıyor musun? Kaçıyor musun? Bunlara bakmamızı gerektirir. Satürn aynı zamanda bize haritamızdan geçtiği alanda yeni sorumluluklar getirir, kısıtlamalar getirir. Zamanla ilgili, zamanı kullanmakla ilgili bir takım şeyler getirir. Öğretmek üzere, zamanı kullanmayı öğretmek üzere, iş bölümü yapmayı öğretmek üzere bir takım hayatımıza temalar, konular çıkarır karşımıza. Burç değiştirmesi ne demek? Hem haritamızda düştüğü alan değişiyor anlamına gelir, hem de burcun haritamızda geliştirmemiz gereken özellikleriyle ilgili bize artık sen bunu yapmalısın anlamına gelir. Kova burcu. Kova burcu bilinen modelleri değiştirmekle ilgilidir. Daha önce denenmiş modellerin dışında bir takım şeyler denemekle ilgilidir. Yenilikçi, ilerici bir burç. Yapması gereken kovanın olduğu alanda haritamızda bizim kendimize özgü tarafımızı keşfedip ona göre davranmamız. Dediğim gibi gene 7. evden örnek verecek olursak, eğer kova burcu düşüyorsa bizim 7. evimize, yükselenimiz aslan demektir. Biz bir ilişki modelinde daha önce bize dayatılan modeller değil de bizim içimizden nasıl geliyorsa kendimize özgü bir modeli oluşturmakla zaten yükümlüyüz anlamına gelir bu. Şu anda Satürn oraya geliyorsa bakalım sen bu modeli kurdun mu, kurmadın mı? Onu bize soruyor anlamına gelir. Demek ki biz o alanda
kendimize yakışan, içimizden gelen, diğer hiç kimseye benzemeyen halimizi bulmak zorundayızdır. Dünyasal olarak baktığımız zaman da Satürn büyük yapılarla ilgilidir, kurumlarla ilgilidir, devletle ilgilidir, otoriteyle ilgilidir, baba figürleriyle ilgilidir. Bize otorite konumunda olan, üzerimizde söz sahibi olan, bizi etkileyen kişilerle ilgilidir. Dolayısıyla tabii devlet büyükleri giriyor bu işin içerisine, kurumsal yapılar giriyor. Satürn Oğlak'tayken, Oğlak Burcu da gene benzer konuları temsil ediyor. Kurumsal yapılarla ilgili biz bir takım şeyler deneyimledik. Devlet yönetim modelleriyle ilgili. Şimdi Kova'ya geçtiğine göre demek ki bu yönetim biçimlerinde bir takım değişiklikler olacak anlamına geliyor. Kova'dayken Kova'nın özelliklerini söylemiştim. Yani bilinen modellerin dışında ve dolayısıyla bu bilinen modeller ne demek? Bilinen modellere karşı çıkmayı gerektiren bir şey. Yani karşı çıktığımız zaman da isyan etmek, başkaldırmak anlamına gelir. Kendi haritamızda biz bunu zaten gerçekleştirmek zorundayız. Orada farkımızı ortaya koymak için. Ama dünyasal anlamda baktığımız zaman da tabii büyük kitlelerin toplumsal dayatılan kurallara karşı geldiğini temsil eder. Tabii bunun gölge tarafı da dayatılan kurallara karşı gelememek. Boyun eğmek, süreye boyun eğmek. Her zaman bu burçların özellikleri, gezegenlerin özellikleri iki kutuplu olarak çalışır. Gölge ve aydınlık tarafı. Biz neye baş kaldırmamız gerektiğini o yüzden çok iyi analiz etmeliyiz. Yani durduk yere isyan eden ve dolayısıyla o isyan karşısında baskıya uğrayan duruma düşmemek için neye neden isyan ediyoruz, neye baş kaldırıyoruz, biz neye karşı çıkıyoruz ve neyi oluşturmak istiyoruz? Onu iyice analiz etmediğimiz zaman tabii ki karşı taraftan baskıyla karşılaşacağız anlamına gelir. Tabii bu toplumsal olaylarda çok kolay bir şey değil yani. Toplum çünkü çok bilinçli olarak hareket edebilen bir organizma değil. Ama kişisel olarak biz zaten o kovamızı gerçekleştirmek zorunda olduğumuz için şu dönemde neye baş kaldırıyoruz? Biz doğal olarak bir şey hissedeceğiz. Değişiklik yapmak isteyeceğiz. Bulunduğumuz modelden farklı bir hale gelmek isteyeceğiz. Daha ileriye gitmek isteyeceğiz. Ve tabii bu süreç öyle kolaylıkla atlatılan bir süreç değil. Bizim içimizdeki orijinal kişi ya da orijinal halimiz, diğerlerinden farklı olan halimiz, kimseye benzemeyen halimiz neyse, haritamızda kovanın düştüğü alan tabii ki bu. Onu iyi keşfetmemiz lazım. Hani durduk yere isyankar, durduk yere işte ona buna çatan bir hale gelmemek için o yüzden kendimizi iyi tanımamız gerekiyor. Ve Satürn zaten bize bir takım ödevler getirecek bu süreçte. Yapmamız gereken şeyleri bize söyleyecek. Ama tabii bunun haritalarda daha detaylı bir şekilde analiz edilebilmesi için bütününe bakılması lazım haritanın. Hemen benim işte 7. evime Satürn geldi. Demek ki ben orada şöyle yapmam lazım. Evet, tabii ki çok kıymetli bir bilgi. Tabii ki bakılabilir. Ama diğer gezegenlerle hangi açıları yapıyor, dereceleri önemli, diğer evlerle kurduğu ilişkiler, diğer gezegenlerle kurduğu ilişkiler de çok önemli. Satürn yaklaşık 2,5 yıl boyunca bir burçta kalır. Şimdi Satürn'ün Kova'ya geçişi aslında bir fragman gibi. Çünkü Kova burcuna girecek, ondan sonra geri gitmeye başlayacak ve 2 Temmuz'da Oğlağa geri dönecek ve 17 Aralık'tan itibaren de 2,5 yıl kalmak üzere Kova burcunda yolculuğuna devam edecek. Biz kova sürecinin başladığı zamanlarda aslında neyle uğraşmamız gerektiğini, neye eğilmemiz gerektiğini hissedeceğiz diyelim. Fakat sonra Oğlak'ta bir süre gene devam ettiği zaman bize bir hazırlıktan geçirdiğini düşünelim. Yani kovaya hazırlıyor bizi, Oğlak'tan kovaya hazırlıyor. Tekrar
haritamızın oğlak alanına düşecek. Orada bitirilmemiş işlerimiz varsa, ödevlerimizi yapmadıysak, yani bir kurtarma yazılısı gibi ilgilenmemiz gereken konularda eksiklikler varsa oraları halletmemizi aslında bizden talep edecek, zaten geri hareket edecek. Ondan sonra kova sürecinde de o evimizden çıkmış olup, o alanımızdan çıkmış olup kova alanına geçecek haritamızda ve bize yeni konular için hayatımızda bir şeyler yapmamız gerektiğini hatırlatacak. Oğlak neydi? Satürn'le aslında uyumlu çalışan bir burç. Çünkü Satürn yönetiyor zaten Oğlak Burcu'nu. Ama tabii ki ikisinin de hem aydınlık hem gölge tarafları daha fazla bir şekilde ortaya çıkıyor. Oğlak Burcu'ndayken Satürn biz disiplinli olmayı, kararlı olmayı, azimli olmayı, bir konuyu yavaş yavaş adım adım yapılandırmayı öğreniyorduk. Öğrenmiştik ve otoriter yapılarla ilgili zaman zaman sorunlar yaşamıştık. Hem kişisel hayatımızda hem toplumsal hayatta otoriteyle sorunların olduğu bir dönemden geçtik ve burada gölge tarafıyla otorite baskısını yoğun bir şekilde hissettik. Şimdi kova neydi? Kova daha başkaldıran bir burç. Dolayısıyla bize dayatılan şeylere karşı isyan etmek, karşı çıkmak özelliği devreye giriyor. Dediğim gibi ama biz neye karşı çıktığımızı ilk önce çok iyi analiz etmeliyiz. Kova burcu, hava burcu, akıl ve mantıkla ilgili bir burç. Dolayısıyla bu analizleri yapması, kuvvetli, bu özelliği göstermesi, kuvvetli mantığı devreye sokması, kuvvetli. Dünyasal olarak baktığımız zaman Satürn en son 1991-94 yılları arasında Kova Burcu'nu ziyaret etmiş ve dünyada da Avrupa'da çeşitli devletlerin ayrılması, birbirinden ayrılması, Sovyetler Birliği'nin dağılmasını ve arkasından yeni cumhuriyetlerin kurulmasını deneyimledik. Yani önce Satürn Oğlak'tayken yeni yapılar, yanlış olan yapılar yıkıldı, yeni kurulmak üzere bize sinyallerini verdi. Oğlak Burcu'nda nasıl yönetileceğine dair onları gördük. Bir takım yeni ulaşımların olacağını gördük Oğlak'tayken ve Satürn Kova'ya geçtiği zaman da 91 ile 94 yılları arasındayken de bu birliklerin dağılıp nasıl bağımsızlıklarını ilan ettiğini gördük. Kişisel haritamıza baktığımız zaman da çünkü bir evimizden diğer eve geçiyor Satürn. İlk önce o desteklediği evi ilk önce bir yapılandırdı. Çeşitli kurallara göre hatta yoğun kurallar silsilesi içerisinde bir süreçten geçtik Satürn Oğlak Burcu'nda. Şimdi Kova'ya geçerken de o işimize yaramayan kuralları belki de artık yıkmak, kendi istediğimiz şekilde, bağımsız bir şekilde. Kova Burcu bağımsızlıkla ilgili, özgürlük, eşitlikle ilgili bir burç. O işimize yaramayan, istemediğimiz kuralları yıkıp yerine kendi kurallarımızı, kendimize uygun kuralları inşa etmek üzere bize şimdi tekrar yol gösterecek. Yapılandırmamıza, bu kuralları hayatımızı yapılandırmamıza yardım edecek. Tabii biz bu etkileri ne zaman alacağız? Satürn 2,5 yıl boyunca Kova Burcu'nda kalacak dedik ama tabii biz 2,5 yıl boyunca sürekli olarak bir şeyleri değiştirmek, bir kuralları tekrar yapılandırmak falan onunla uğraşmayacağız. Diğer gezegenlerle yaptığı etkileşimlerle hayatımıza olayları getirecek. İlk önce Aralık ayında ve 2021'in Ocak ayında Jüpiter'le kavuşacak. Ve ilk etkisini o zaman güçlü bir şekilde hissedeceğiz. Bir şeyleri yapmak, çünkü Jüpiter'de büyütme etkisi bir şeyleri bize gözümüze sokacak. Neyle ilgilenmemiz, neyle uğraşmamız gerekiyorsa. Jüpiter-Satürn kavuşumunda bu yılın sonu ve 2021'in başlarında ilk etkiyi alacağız. Daha sonra da 2021'in Şubat, Haziran, Aralık ve 2022'nin Ekim aylarında Boğa Burcu'ndaki Uranüs'le kare yapacak. Tabii kare açı olayların ortaya çıkmasını çok güçlü bir şekilde hızlandıran bir açı. Boğa Burcu'ndaki Uranüs
bizden tabii ekonomik durumumuzu yeniden yapılandırmayı istiyordu ve Satürn kovadayken gene yapılandırmakla ilgili. Demek ki biz o zaman kendimize uygun yeni bir para kazanma yöntemi diyelim veya ekonomik yaşantımızı yeniden düzenleme konusunda güçlü bir etki alacağız. Hem kişisel haritalarımızda hem de toplumsal hayatta, dünyada ekonomik sistemle ilgili güçlü bir değiştirme, dönüştürme, yeni bir modele geçme etkisini alacağız bu dönemlerde. Ve Satürn'ün hangi burçları kovadayken en çok etkilediğine baktığımız zaman bu yıl için ilk 5 derecesi olarak değerlendirebiliriz. Çünkü yeni girecek Satürn ve kova, aslan, akrep ve boğa burçlarının ilk derecelerinde gezegenleri, noktaları olanları bir sarsacak diyelim. Yani bir konuyla uğraşman gerekiyor. Şimdi sen bir takım zorluklardan geçeceksin. Karşına bir takım engeller çıkacak. İşte bir takım sınavlar geçecek diye bizi uyaracak ve bu burçların ilk 5 derecesinde olanlar güçlü bir etki alacak. Ve 2,5 yıllık süreç içerisinde de tabii ilerlediği derecelere göre de yine aynı burçlar, kova, aslan, akrep ve boğa burçları Satürn'ün kova sürecinden etkilenecekler ve haritalarında düştüğü alana göre bir takım düzenlemeler yapmaları gerekecek. Bir alanı, bir konuyu ele alıp sağlam bir şekilde ortaya çıkarmaları, yapılandırmaları veya bir yapı varsa da onu sağlamlaştırmaları gerekecek. Umarım gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuyup hayatımıza olumlu bir şekilde katıp değerlendirebiliriz.